İnsanın manevi değerlerini yok saymadan insanları tedavi etmeye çalışıyor. Buna spiritüelite diyor, maneviyat diyor, bir şeyler diyor. Ama insan çünkü maneviyatından ayrı düşünülemez bir varlık. Hatta maddi için büyükler buyuruyorlar ki İslam alimleri, madde mananın yoğunlaşmış halidir diyor. Manasını çıkardığınız zaman insanın her şeyi biter. Çok basit bir örneği var bunun. Bir insan göçse, yani ruhu bedenini terk etse, kaç saat yanında kalabiliriz? Hiç ölü gören biri var mı? Geçmiş birini gören var mı böyle? Kaç saat kalabilirsiniz? Kaç saat? Saat. Hani çok bir saat annem var, 1 saat kalabilirsin, 2 saat kalabilirsin. Bir gün, 2 gün onda yaşı zor değil mi? Demek ki insanı insan yapan şey şu beden mi? Değil. Ama bu bedensiz oluyor mu? Hayır. İşte biz insanı bir bütün olarak değerlendirirsek ancak bir şeylere bir şeyleri değiştirebiliyoruz. Bir şeyleri anlamlandırabiliyoruz. İnsan kimimdir ki? Ünsiyet kurandır. Kelime anlamı olarak insan ünsiyet kurandır. Neyle ünsiyetimiz var? Bedenimizle mi, ruhumuzla mı? İşte temel problem ve meselemiz bu. Ruhumuzla ünsiyet kurduk da hocam o zaman sizin alınız ruhiyata mı giriyor? Hayır, benim alınım ruhiyat falan değil. Ruhla benim hiçbir işim olamaz. Sözlerimiz, yaptığımız işler ruha tesir eder mi? Eder. Ama çalıştığımız sağ ruh değil. Bizim geleneğimizde buna nefs ilmi diyorlar. İlmin nefs diyorlar. Çok nadirattan olan eserlerde ilmin ruh yani ruh ilmi diyenler de var. Hatta çok acayip eski metinlerde nefsifsin başını şu frontal lobun üstü yani şu bölgesi olarak belirliyorlarmış. Nefsin başı oradadır diyorlarmış. Zihin aslında modern psikolojide zihinle çalıştığını söylüyor. Zihinle. Burası frontal lob, ön lob. Yani günlük işlerimizi yaptığımız, düşündüğümüz, günlük faaliyetleri yöneten, düşünme güdüsünü yöneten bir bölüm. Garip değil mi? Bağlantı kurabiliyor musunuz? Biz burayı secde ediyoruz. Acaba yani hiçbir bağlantısı yok. Nefs dediğiniz zaman genelde insanlar nefsin tek bir yönünden bahsediyor. Tek bir yönüne bakıyor. O da genelde nefse emmare oluyor. Nefse emmare, malum haliniz olduğu gibi hep kötülüğü emrediyor. Hazreti Adem dua ederken Hazreti Allah'a niyaz ederken Ya Rabbi ben nefsime zulmettim diye dua etti. Biz nasıl tövbe ediyoruz peki? Ya Rabbi ben nefsime uydum, şeytan beni kandırdı, kocama kandım, karıma kandım, şu hatayı yaptım. Sorumluluğu üzerimize almıyoruz. Bir psikolojik iyi oluştan bahsedeceksek yapacağımız ilk şey şikayeti terk etmektir. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu, kaynanam böyle yaptı, benim kayınpederim böyleydi, babam böyleydi, anne evet öyleydi ve bitti. Ya bu oldu. Hadise devam ediyor. Realiteyi değiştirmiyor. Ben kendimi nasıl korurum onun derdine düşmem lazım. Sağlıklı sınırlar çizip sorumluluğu %100 elime almam lazım. Bunu her zaman söylediğimde şu ilk gelen tepki bu. Hocam sorumluluğumu ben aralıyorum. Çok iyi alırım ben. Aradan bir 5 dakika geçer. Bir muhabbet ederiz böyle nasıl alıyorsun diye. Kendi sorumluluğu dışında her türlü sorumluluğu alıyordur. Çocuğunun sorumluluğunu alıyordur, eşinin sorumluluğunu alıyordur, kaynanasının sorumluluğunu alıyordur, annesinin, babasının, kayınpederinin, arkadaşının, dostunun. Herkesin sorumluluğunu alıyordur. Fakat ilginçtir ki sorumluluğu böyle bir kap gibi düşünsek, 100 birimlik bir kap olsa bu, %30 başka birinin sorumluluğu geldiği zaman %30 kendi sorumluluğumuzdan fedakarlık etmek durumunda kalacağız. Çünkü kap %100'ünü alıyor. Çok zor bu iş. Çünkü biz genelde yardım etme ile kurtarma arasındaki farkı bilemiyoruz. Ne zaman kurtarıcılık olur?
Ne zaman biz insanlara yardım ederiz? Mesela şöyle bir örnek versem. Her zaman düzenli size yardım isteyen biri var. Biliyorsunuz ki durumda sıkıntı. Fakat yardım isteme hali o kadar alışmış ki artık siz istemeden vere vere o talep etmez hale gelmiş. Ama siz vermeye devam ediyorsunuz. Veriyorsunuz, 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 veriyorsunuz. Bir zaman sonra bu veriş söylenmeye dönüyor. Nefis konuşmaya başlıyor. Ben verdim ama şöyle. O andan itibaren o artık yardım değil. Birine yardım ettikten sonra söyleniyorsanız o yardım değil ki. O şikayete dönüştü o. Orada Allah gitti. Allah'ın rızası gitti orada, oradan. Şikayet ediyorsunuz çünkü. Sizden talep mi ettiler bunu? Evet. Sonrasında talep ettiler mi? Hayır. Ama siz vermeye devam ettiniz. Bir de şikayet ettiniz üstüne. Oldu. Oldu. Kendimizi kandırıyoruz bazen. Aslında bazen değil. Çoğu zaman. Sorumluluğu almamak için ne yapıp edip onu üstümüzden atıyoruz. Bendenize şunu söyleyen çok var. Hocam zaman yönetimim yok. İşler yetişmiyor. Çok çok fenayım. Bir türlü organizasyon yapamıyorum. Niye? Niye yok? Niye bereketi yok zamanın? Haşa, zamanın bereketi olmaz olur mu? Bizim zamanımızın niye bereketi yok? Bu zaman 24 saat değil mi? Yani bundan 1500 yıl önce de 24 saatti, şimdi de 24 saat. Tabi değişen bir şey yok. Mesela İbn-i Arabi Hazretleri için 600 küsur eser kaleme aldı diyorlar. Ya tamam, eserlerin hepsi yüzer sayfalık olmayabilir. Ama bir külliyat var yani o ortada. İmam Gazali Hazretleri. 300 küsur eserden bahsediyorlar. Bir kimyayı sadece bir İhya-i Ulumü dini var ki. Yani nasıl referansları var kitapları? O zaman Google yok ki araları bul yapıp işte hadisleri, ayetleri oradan bulup yerleştirip yapsınlar. Bunlar tahsilde bulunmuşlar. İmam Gazali Hazretleri'nin öyle psikolojik tahlilleri var ki insan şaşırıyor. Nerede tahsil etti bu ilmi? Hocam televizyon yoktu, şu yoktu, bu yoktu. Bizde niye var? Hocam şart televizyonsuz olur mu? Telefonsuz olur mu? Bunsuz olur mu? İhtiyaçlarımızı belirleyelim şöyle. Benim neye ihtiyacım var? Bu çağda böyle şeyler konuşulur mu hocam? Her çağda konuşulur. Her dönemde konuşulur. Herkese konuşulur. Mesela bir örnek. Eve misafir geliyor. Falanca dizi var. Bilmem ne maç var. İşte şurada bir program var. Herkes o televizyona böyle bakıyor. Mesela çoğu zaman sorarım insanlara, ne zaman bir insanın gözünün içine, gerçekten gözünün içine böyle uzun süre baktınız? Onu anlamak için. Gerçekten anlamak için ama. Cevap vermek için değil. Hayır, bakmıyoruz. Sonra sıkıntı çıkıyor diyoruz. Anlamıyor kimse beni diyoruz. Kendimizi anlamıyoruz ki. Peki biz kendimizi nasıl anlayacağız? Nasıl iyi olacağız? Hocam ben iyiyim zaten. Eyvallah, daha iyi ol. Sırrı mı var? Herkes kendi kategorisinde değerlendirilir. Mesela ilkokul talebesi, birinci sınıf talebesi. Lise birinci sınıf talebesini ilkokul sınavına soksam 100 alır. Yani o okuma, yazma, topluma çıkarmadır. Bilmiyorum şimdi tam müfredat nasıl değişiyor sürekli de. Tabii ki 100 alır. Ama lise 1'deki o derslere girdiği zaman o vazifeyi tam yapabiliyor mu? Bir insana sormak lazım. Amacın ne? Hedefin ne? Nereye gitmek istiyorsun? Bunun cevabını bilmeyen biri zerre miskal yol alamaz. Bendeniz bir klinik psikoloğum.
Aramızda yeni gel bu gelenler var. İlk defa geldiniz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yani terapide de ben de bunu soruyorum. Yani neyi hedefliyorsunuz? Neyi amaçlıyorsunuz? Gayeniz ne? Neyi değiştirmek istiyorsunuz hayatınızda? Bilmiyorum hocam. Neyi gelir size? Bilmiyorum hocam. İnsan dönüp sormak mı kendine benim neye ihtiyacım var diye? Mesela dudaklarım kurudu. Neye ihtiyacım olabilir? Sıvı bir şeye. Suya, çaya. Ama şimdi çamaşır suyu da sulu. O olur mu? Ha demek ki bir de filtre lazım. Sadece ihtiyacı anlamak yetmeyecek. Bir de o ihtiyacımı önüme olan seçenekleri değerlendirecek bir mihenk taşı lazım bana. İşte Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri o mihenk taşını da belirliyor. Şeriatıyla. Kanunlarıyla. Şeriatçı mı insanları bile bakıyorum. Şeriatçı mısınız? Kural ya, hukuk kuralları. O kadar. Trafik kuralları neyse şeriatta o işte altın kuralları. Fıtratımızı bozan şeyler. Yapımızı bozan, bizi hasta eden şeyler. O zaman hocam ben şeriatta tam uysam şu sorunum çözecek mi? Hayır. Hayır. Yani bir yemek yapıyorsunuz. Size bir tarif verdim. Dedim ki işte patates yemeği. İşte yağsı bu kadar, soğanı bu kadar, biberi bu kadar, patatesi bu kadar, içinde kıyması, eti neyse tavuğu varsa şu kadar, suyunu da böyle koyacaksın. Hepsini koyuyorsunuz, diyorsunuz ki ama falancanın yaptığı patates yemeği gibi değil. Ne eksik? Muhabbet. Muhabbet. Sevgi. Sevgi. Şimdi o besmele zaten o işin babı başı. Doğru ama bu dönemde besmeleyi söylemek lazım başta. Yani ama işte hayatımızda ne kadar o muhabbetimiz var. Kendimizi kabul etmeden başkasını zaten kabul edemeyiz. İnsan hata yapar. Hata yapmasaydı Allah-u Teala buyuruyor bunu. Helak ederdim sizi diyor. Helak ederdim. Biz hata yapan varlıklarız. Bunda bir sıkıntı yok. Hatada ısrar etmek sıkıntı. Allah'a laf söylemek sıkıntı. Başımıza bir hal geldi. Ne olur biz yaptık de bilesek. Bu başıma niye geldi? Bir kere Allah tasavvurumuzu çok net, somut oturtmamız gerekiyor. Allah Rahman ve Rahim'dir. Bismillahirrahmanirrahim. Her türlü esma, her türlü sıfat Bismillahirrahmanirrahim mihenk taşına oturmak zorunda. O taşla teyit edilmek zorunda. Baktınız olmuyor, açıklaması yanlış. Mesela Kahhar ismi şerifi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla uymuyorsa o açıklamasında bir tuhaflık vardır diyor İslam alim. Hocam nasıl yani? Kahkahalar nasıl olacak? Başımıza gelen hadiselerin Allah'ın rahmetinin dışında olduğunu iddia edebilecek biri var mı? Çocuk öldü. Bomba attı, bilmem bir şey oldu. Çocuklar parçalandı. Bu nerede Allah'ın rahmetine? Bu nerede? Bakalım ahirette o çocuk ne diyecek? Bize buradan kötü görünüyor. O çocuk için. Ama hocam yasaydı şöyle olabilirdi. God sendrom diye bir şey var. Allah sendromu. Tanrı sendromu. Bunu yurt dışında psikiyatristler, psikologlar tanı kriteri olarak koymuşlar. Yani DSM'de yok da tanı kriteri hastalık kitabında böyle bir sendromdan bahsediyorlar yani. Kendimizi Allah yerine koyuyoruz bazen. Hiç farkında olmadan. Allah'tan daha merhametliyiz. Allah'tan daha iyi biliyoruz. Daha farkındayız. Daha iyi yönetebiliyoruz. Çocuğumuz için neyin hayırlı, neyin şer olacağını çok çok iyi farkındayız. Ben bilirim ya. Annesiyim ben.
Koca ama ben, hallederiz onu ya, sıkıntı yok. Babam, babam, abim tamam, kardeşim tamam. Bilmiyoruz. Bize düşen ne? Soracağımız tek tek bir soru var aslında. Şu anda, şimdi zaman var değil mi? Zaman diye bir kavram var. Zamanın içinde vakitler var. Vakit ne? Mesela namazın bir vakti var. Namaz zamanı denmez. Namazın vakti vardır. O zamanın içinde özel bir bölümdür o. Sabah namazının bir vakti, bir bölümü vardır. Namaz orada eda edildiği zaman o sabah namazıdır. Edilmediği zaman o kazaya kalmıştır. Öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Hepsi için bu geçerlidir. O vakitin içinde de anlar vardır. Demler vardır. O dem ve an, onlar birleşiyor, vakit oluyor. Vakitler birleşiyor, zaman oluyor. Anlatabildim mi? Zamanını da, mesela benim bu boş zamanım var. Fü subhanallah. Bir insanın nasıl boş zamanı olabilir? Boşa giden zaman olur ama boş zaman olmaz. Nasıl değerlendiremedik? Tamam, kalkalım bile derim ya. Ya Rabbi, ben yapamadım. Bunda bir sıkıntı yok. Yani biri geldi size. Bir kabahati var, bir sıkıntısı var. O sıkıntısını anlattı ve gayet şu samimiyetle anlattı. Ya ben bir eşeklik ettim. Haşa huzurdan. Kabahat ettim. Yani yanlış ettim ya, affet beni, kusuruma bakma. Vereceğin şeyde razıyım. Yani ne istiyorsan ne yapacağım, ne yapayım, yaptım yani bunu. Ama kaldıramayacağım şeyi söylersen gene yapamam, mahcup olurum. Ne olur affet beni. Bir de şöyle geldi. Ya ben şundan dolayı bundan böyle yaptım. Sen de beni yanlış anladın. Ayda. Özlü kabahatinden büyük. Kabul etmek lazım. Ben yaptım. Ben yaptım demek Hazreti Adem'in safını tutmak demek. Falanca şey beni bunu yaptırdı, falanca şey beni azdırdı demek. Haşa huzurda şeytanın safını tutmak. Lanetullahi aleyh. Hangi safı tutacağız? Bizim bir frit diye ihtiyacımız var. Bu kesinlikle olması gereken şey. Ne işe yarayacak o fritse? Doğruyu yanlışı ayırt edebilecek bir mihenk taşı olacak. Bunu her yerde söylüyorum. Bunu defaatle bu aranızda dinleyen en az 10 kere, 20 kere söylediğim kişiler var. Ömrüm yettiğince de söyleyeceğim. İhtiyat çünkü. Bu filtreyi nasıl gelip geliştireceğiz? Başta bir talip olmak gerekiyor. Her şeyden önce bir şeye talip olmak gerekiyor. Bir şeye soyunmak için, bir işi yapmak için. Zoraki bir iş olmuyor. Zoraki yapılan hiçbir şeyin tadı olmuyor. Usulen, adeten. İşte öyle olmuş. Mecbur yapacağız. Yapma ya. Yapma. Ne olacak ki? Sen mecburen, ben mecburen yapıyorum. Sevmeye çalış. Hocam nasıl yani? Ben sevmediğim bir adamı veya bir şeyi, bir kadını, bir çocuğu, bir insanı ya da bir işi ya da bir ameli yapa sevebilir miyim? Seminerin başında dedik ki insan ünsüsiyet kuran varlıktır. Yapa yapa bir ünsüsiyet peyda gider arada. O ünsüsiyetle öyle güzel durur ki işte, muhabbet gelir. Sevgiyle yapar hale gelir. Biz zaten sevgi üzerine yaratıldık. Ve yani her hücremizde o var, o sevgi var. Ha biz ne yapıyoruz bunu? Gereksiz yerlere kullanıyoruz o sevgiyi. Oraya akıttık, buraya akıttık, buraya bir şey kalmadı. Bir de beslendiğimiz sürekli devir daim yapan bir şey yok. Bir kaynağımız yok.
Hocam var. Ben öyle Kur'an okurum, öyle Kur'an tilavet ederim ki içim şifa olur, böyle rahatlarım. Ne işin var ki burada? Ya okusana. Git devam et. O Kur'an açar açar zaten kendini sana. Ama bu dersler işte kendi maneviyatında sabit kadem olmuş, böyle çok takva ehli, Allah'la arasında inanılmaz bir bağlantı var. Biz onları konuşamayız ki. Biz onların elini ayağını öperiz zaten. Ha, şimdi takva ehli deyince de çevrede ben takvayım diyen hocalara da çok aldanmamak lazım. Takva olan takvayım demez bir kere. Takva olmanın ilk şartı takva olmadığını kabul etmektir. Bu nasıl bir şey? İmam-ı Şafii Hazretleri'nin meşhur kıssası da var bu konuda. Bir yerde bir miras hadisesi var. İşte o mirası bırakan kişi bir alime, takva ehli, alimlere bırakmak istiyor mirasını. İşte talebe yetiştirecek, şu kadar talebesi olacak, bu dersleri okutacak, şöyle yerlerde hizmet etmiş olacak, bir de takva alacak. İmam-ı Şafii Hazretleri'ne geliyorlar, efendim böyle böyle bir miras var. İşte söyleyin şartları, şey ne, o bize düşen paydaki koşullar ne? Şu olacak, en son takva. Bize caiz değildir, biz alamayız diyor. İmam-ı Şafii. Rahmetullahi aleyh. Yani düşünmek lazım. Ben müminim ben. Takva ehliyim ben. Ya. Ben takva ehliyim ya. Ben var, kocaman bir ben var orada. Kocaman bir ben varken nasıl takva olduğumuzu iddia edebiliriz? Nasıl beğenebiliriz kendimizi? Çok güzel bir usul var bizim geleneğimizde, elhamdülillah. Kendinden mal, mülk için kendinden daha düşkün olanlarıyla kendini kıyasla diyorlar. Daha çok olanlarla değil. Şükrün artsın diye. Maneviyatlı için kendinden üstün olanlarla kıyasla gayretin artsın diye. Biz ne yapıyoruz? Bazen tersini. Bazen bunu yaptığımız halde umutsuzluğa düşüyoruz. Şu soruyu çok duydum. Acaba Allah beni affeder? Çok şükür Allah bizim gibi değil. İş bize kalsaydı ooo. Daha eşimizi, dostumuzu, anamızı, babamızı, akrabamızı affedemiyoruz biz. Bir de bir şey söyleyeyim size. Affedememek kadar insana yük olan başka bir şey yok, yoktur Allah-u Alem. Ben affedemiyorum dediğiniz kişiyi içinizde tutuyorsunuz. Baş köşede oturtuyorsunuz. Sürekli onunla meşgul, sürekli onunla meşgulsünüz. Size ya bana bunu nasıl yaptı? Ama böyle yaptı. Ama bu nasıl yapılır? Öyle mi? Şöyle mi? Kuruyoruz. Böyle olmamalıydı, şunu yapmamalıydı, bunu söylememeliydi. Bazen böyle aradan bizim gibi cins bir adam çıkıyor. Kimsin sen diyor. Böyle kalıyorlar. Kimiz? Sıfatlarımız alındı. Ben kendi üzerimden, şahsım üzerinden örnek vereyim. Hani bir şahsiyetimiz varsa. Klinik psikolog unvanı gitti. Babalık unvanı gitti. Eşlik unvanı gitti. Evlatlık unvanı gitti. Müslümanlık unvanı gitti. Bu gitti. İşte, elhamdülillah bunu Allah muhafaza dedik. Çünkü diyorlar ki gam değildir. Gide dünya, kala din. Gam değildir. Gide dünya, kala din. Gam odur ki kala dünya, gide din. Yani elimizi açıp Allah diyebilecek bir yakınlığımız varsa elhamdülillah. Gerisi mi? Diyor zaten Allah ayet-i kerimesinde Celle Celaluhu. Başıboş bırakılacağınızı mı sandınız? İmtihan olmayacak mısınız? Eşleriniz, çocuklarınız, mallarınız,
İmtihan vesilesi olmayacak mı? Bu hayat neresi? Bu hayat ne? Dünya ne nedir sorusuna cevabımız ne? Bir gün bir hocama çok fazla dertlendim. Nazımı çeken bir hocam da Allah Allah razı olsun. Klinik psikolog bir hocam. Hocam dedim şöyle oluyor, böyle oluyor, böyle sıkıntım var, böyle derdim var. Dinledi. Güldü sonra dedi ki, Hakan'cığım dedi ya, burası dünya be dedi, sen cenneti istiyorsun dedi. Böyle tokat gibi geldi hocama. Ayıldım birden, evet dedim ya. Burada sıkıntı olacak. Müslümanın ayağına diken bassa günahına kefaret. Bir kamera gibi düşün. Problemlere odaklandıkça, problemleri gözümüz önüne sokar hale getirdikçe, tekrar tekrar hafızamızda bunlar yer tutmaya başladıkça, var olan sorunlar da iyileşme oluyor mu? Hayır. Vazifelerimizden geri kalıyor muyuz? Evet. Bendenizin kendi dünyamda naizane bir minmiyet taşım var. Hocalarımdan duyduğum, büyüklerimden, üstadlarımdan dinlediğim. Bir olay oldu, bir hadise vuku buldu. Bu hadise sonucunda ibadet, taat hayatımda. Allah'ın, şimdi bunu dediğim zaman çok tuhaf anlaşılacak. Şu ibadet ritüellerimde değil. Çünkü bir Müslümanın 24 saati ibadet halindedir. Yani sabah uyandı, onun işiyle işte ne bileyim çocuğuna hazırlıyor, bilmem ne yapıyor, evini toparlıyor. Bunu Allah için yapıyorsa o bir ibadet zaten. Uyku ibadet olur mu? Olur. Şöyle niyet eder kişi, ya Rabbi ben güç, kuvvet kazanayım bu uykuyla, sana daha iyi kulluk vazifemi yerine getirebileyim. İnsanlara hizmet edebileyim. O ibadet haline dönüşür o uyku. Niyetine göre değişir. Bir kişi namaz ritüellerini, namaz hareketlerini yapsın ama niyet etmesin. O namaz olmaz ki zaten. Niye niyet edecek? Kalbi de olsa niye niyet edecek? Niyetsiz olmaz. İşte ibadet ritüellerinde dahi bir sıkıntı, bir araz, bir problem, bir böyle farklılık ya da yapamama hali, Allah Allah muhafaza, ya da tat alamama hali olduğu andan itibaren ne yaşadıysam diyorum ki bu %1 milyon benimle alakalı bir sorun. Bu benimle alakalı bir sorun. Ben etkilendim çünkü bundan. İmtihanım çok. Tamam, imtihanın çoksa ibadet taat hayatına bakalım. İmtihanı çok olan kişinin yakınlaşması lazım. Musibeti çok olan kişi çok yakınlaşamaz. Ama tövbe eder. Gene yakınlaşın. Allah'tan ümidi kesmemek lazım. Şeytana da kanıp her şeyi yapıp Allah affederdik masalında kanmamak lazım. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bizim içimizde bir mahkeme var. Bir vicdan diye bir şeyimiz var bizim. Elle tutulmuyor, gözle görülmüyor, vücudumun neresinde falan. Ya onu arayacağına dönün içine bir bak bakalım, sor. Bir kalbine sor yani. Burada hatalı mıyım değil miyim? Nefsi şöyle bir çıkar arada. Bir sen dur şöyle de nefsim, sen oyalan şunla. Ben ne yaptım ya? Bu sorunun cevabını her zaman vicdan verir. Kimi insan o kadar ısrar eder ki o yaptığı işte, vicdanının sesini duyamaz hale gelir. Kısık sesle konuşur. Kimi insan da o kadar çok, bu kas gibi de düşünebilirsiniz bunu. O kadar çok çalıştırmıştır ki onu. O kadar çok ona müracaat etmiştir ki bir ünsiyeti vardır. Gelen cevabı, hissiyatı anlar. Mesela şöyle diye düşünün. Diyelim ki bir rahatsızlığınız var. Midenizle ilgili bir rahatsızlığınız var. Allah muhafaza eylesin. Rabbim tüm hastalara şifa ihsan eylesin. Mideyle ilgili rahatsızlığınız da o kadar dikkatli olmanız lazım ki en ufak bir perizdeki bir sıkıntıda hemen başınızda çoraplar açılmaya başlıyor. Aldığınız ürünün içindeki maddelerine bile bakmaya başlarsınız. Midenizdeki değişikliği fark etmeye başlarsınız. O hani tecrübeli hastalar bunları bilir.
Hemen anlar ya, bir şey olacak. Bu bedenen böyleyse, vicdanlı niye böyle o olamıyor? Her türlü belirtiyi anlıyoruz aslında. Yeter ki sen serbest bırakalım. İşinize geliyor hocam. Evet. Ama şu da bir gerçek. Travma dediğimiz bir şey var. Travma ne? Geçmiş hayatımızda deneyimlediğimiz şeyleri anlamlandıramadığımız şeyler. Ya da yanlış anlamlandırdığımız şeyler. Problemli anlamlandırdığımız şeyler. Bizi çok etkileyen şeyler. Sıkıntıya sokan şeyler. Hayat yolculuğunda derin kırılmalar. Mesela şeyi çok fazla duyarım. Evlendikten sonra bu insanlar değişiyor. Travma çünkü. Evlilik travma mı hocam, ne diyorsun sen? Hayat değişmesi bir travmadır. O travmayı nasıl anlamlandırdığınız alakalıdır sorun. Dinimin yarısını tamamlayacağım niyetiyle evlenen birinin evliliği anlamlandırmasıyla ve bununla birlikte nefsime %100 muhalefet edeceğim diyen birinin evliliği anlamlandırmasıyla zevk-i sefa süreceğim diye evlenen birinin evlilikleri farklı olacaktır. Bu geçmiş dediğimiz şey, yani geçmişte yaşadığımız o kötü hadiseler, bize kötü gelen hadiseler, travmatik olan hadiseler, bizim önümüze, gözümüzün önünde bir perde olur. Göremeyiz. Burnumuzu tıkar. Koku alamayız. Kulağımızın zarını patlatır. İşitemez hale geliriz. Dokunuruz, hissiyatımız gider. Hissedemez hale geliriz. Tadarız, tada dalmayız. Değişir, yapı değişir. Ne zaman bu anlamlandırılır, o zaman iş farklılaşır. Bunun yüzlerce örneğini anlatabilir misin? Yani yalnız hissediyor kişi kendini diyelim. Aşırı yalnız hissediyor. Çaresiz hissediyor. Ne bileyim, korkuları var, kaygıları var. Anne karnında annenin yaşadığı kaygı 40 yaşında, 50 yaşında o kişinin başına çöre başabiliyor. Hücrenin hafızası var. Ya ne anlayacak o? Hiçbir şey anlamıyor. Her şeyi anlıyor insanlar. Belki yani farkındalık düzeyinde değil. Yani fark edemeyebiliriz. Şu an zihnimize binlerce veri geliyor. O verinin gelmesini biz filtrelerle bir şekilde odaklandığımız için onları ayıklıyor gibi duruyoruz ama o zihnimizde hiç çıkmıyor. Bir hafıza gibi düşünün bunu. Hani telefonların, işte bilgisayarların ayrı hafıza şeyleri var ya, bu USB'ler var. Hard disk diyorlar, işte ne bileyim, onlardan var. Depoluyor sürekli. Mesela bilgisayardan masa üstünde bir dosyayı sildiniz. Aslında oradan sadece silerseniz hafızadan silmemiş oluyorsunuz. Yani unutuyor oluşumuz bizdeki depodan gidiyor anlamına gelmiyor. Hocam bunları nasıl halledeceğiz ya? Bu nasıl iş? Çok basit bir şey söyleyeyim ben. Bir hadis-i kutsi var. Çok basit bir şey söyleyeyim mi? Hadis-i kutsi basit değil, haşa. Bir hadis-i kutsi var. Ama gerçekten sistemi çok basit yani. Bildiğiniz gibi amel edin, bilmediğinizi ben edeceğim. Bildiğimiz şey ne? Ben ne yapabilirim bir sorun karşısında? Bir arkadaşım anlatabilir. Baktım, derdim artıyor. Niye anlatmaya devam ediyorum? Bir mihenk taşı lazım. Bir meclise gittiniz. Bir arkadaş bir o toplantısına gittiniz. Bir kişiyle istişare ediyorsunuz. Sizi Allah'a ve Resulü'ne yakınlaştırmıyorsa sallallahu aleyhi ve sellem. Sizi mananıza dair bir katkı sağlamıyorsa,
sizin halinizi iyi kötü halden iyi hale çeviremiyorsa niye o arkadaşlık devam ediyor? Niye yani? Ya bir ticaret gibi düşünün bunu. Böyle benzetmek tuhaf ama yani buradan düşünün. Birinden mal aldınız, bozuk çıktı. Bir daha aldınız, bir daha bozuk çıktı. Bir daha, daha ne uğraşıyorsun? Bozuk işte adamın malı. Ya sürekli aynı malı sana satıyor, sana bu satıyor da bozuk. Ya da malı bozuk değil. Sen alınca sıkıntı. Senin bünyene ters. Bir şey olsun düzelir. Evlenince düzelir. Arkadaşlık ilişkisi başlayınca düzelir. Ne bileyim okula girsin düzelir. Şu cemiyete girsin düzelir. Şu sohbete gitsin düzelir. Düzelmek istemeyen hiçbir yere düzelmez. Talip olan düzelir. İsteyen düzelir. Bedel ödemeye razı olan düzelir. Hocam ben zorunluluğu hiç gelemem. Ben keyfime düşkün birisiyim. Ya yaşarım dünya. Yaşa. Hay hay yaşa. Bedelini ödemeye razıysan yaşa, hiç sıkıntı yok. Var olan bir şeyi yok kabul ediyorsan yaşa, sıkıntı yok ki. Mühürlüğü verir Hazreti Allah kendi sırrını. Bu bırakırmıyor ya. Bırakırmıyor, mühürler kalbini. Yaşarsın, hiç sıkıntı çekmezsin. Hocam, bütün sıkıntılar beni buluyor. Bunun iki veçesi var. Bir, kendi elimizde ya bu yaptığımız şeyler. İki, rahmet. Ya biz düzelmiyoruz ki, ne yapalım? Düzelmiyoruz. Allah merhametinden şöyle bir müdahale ediveriyor. Benzetmekte hata olmasın Ayşe. Ya yola sokuyor. Anlamıyoruz. Düşsenize bir çocuğunuz var. Ya da bir eşiniz var. Ya da bir arkadaşınız var. Bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadınız. Sevgi artıyor, 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 artıyor. Put olur. Göçtüğü zaman gittiniz. Hey, ben onsuz yaşayamam, bitemem. Ben ne yaparım? Kendi hayatıma kıyarım. Kıy. Değer mi ya? Değer mi? Kul hakkına çok çok riayet ederim. Kendi hakkımızı mı buna söylüyoruz diyeceğiz? Kendi kendimize yaptığımız eziyeti. Şapkayı öne koyup düşünmek lazım. Çok çok dertliyim hocam. Ne kadarı gerçek bu derdin? Ne kadarı gerçek bu derdin? Bir kere öğrenmemiz gereken en önemli mihenk taşlarından biri de şu. Dert ister gerçek olsun, ister sahte olsun. Problem ister gerçek olsun, ister problem bile olmasın. Biz öyle anlamlandırıyorsak ve onun üstünü örtüyorsak, ne kadar çok şeyin üstünü örtersek o kadar çok şeyin altında kalırız. Ne kadar çok şeyin üstünü örtersek o kadar çok şeyin altında kalırız. Bir hastalığımız var diyelim ki. Tedavi ettirmiyoruz. Büyüyor. Gitmedik. Bir uzmana sormadık. Daha da büyüdü. Gitmedik. Daha da büyüdü. Daha da büyüdü. Sonra baş edilemez hale geldi. Sonra niye yapamadık acaba? Tedavisi de yokmuş. Baştan yapsaydın. Hocam benim kaderim böyleymiş. Ya çıkacağım şimdi ben 10. kata. Aşağı atlayacağım. Benim kaderimde bu var diyeceğim. Doğru. Ama nasıl doğru? Kader Allah'a sürpriz yapamamanın adıymış ya. Kader Allah'a sürpriz yapamamanın adıymış. Öyle diyor İslam alemleri. Öyle diyor büyükler. Allah biliyor zaten ne yapacağımı. Ben niye o seçeneği seçtim? Orada zaten imtihan başlayacak. Bazen bu zannenden diyoruz ki mesela ben iyi işlerde çalıştım. İşte helal para kazandım.
Allah benden asıl onun hesabı sorulacak. Şimdi bendeniz ahirette bu ders neyse hesabını vereceğim. Vereceğim yani. Rabbim kolaylaştırsın o hesabı. Bu, ama ben hayır hayır anlattım, Allah'ım ayet anlattım, şey anlattım. Ne kadar ne nefsim girdi, ne kadar riya yaptım, bunu niye söyledim, kimi etkilemek için söyledim. Hepsini soracak Hazreti Allah, Allah bendenize. Haram olan şey de sadece hesap yok, o direkt transit. Yok ki haram zaten yani. Öyle bir hoca efendiyi çağırmışlar Ramazan'da. Hazret böyle bir kaşık almış, tadı değişik, anlamış işte sıkıntı var, bu bırakmış, ağzına bile götürmemiş. Çak çaktırmadan da çıkarıvermiş yani. İşte sonra sohbet, muhabbet, hocam demişler bir sohbet yap hani gönlünüzü şen et falan. Hoca başlamış helal haram falan. Oradan bir soru gelmiş. Ya şimdi hocam bizim kazandığımızda bir şey, size demiş hesap kitap yok. Yok demiş size. Aa demiş iyi bir şey ya bu hoca. Güzel. Siz direkt transit demiş cehennem ya. Haram çünkü siz. Hiç düşünmez mi insan ya? Yediğine, içtiğine, kazandığına, aldığına, yaptığına. Ha gündemimizde ben gerçekten bazen anlayamıyorum. Şu koltuk takımıyla halının renginin uyumu, avizenin bilmem nesinin, işte kütüphanenin kenarındaki süsünün, duvardaki hattının bilmem bir şeyi. Onlar uyumlu olacak. Tamam. Sonrası? Ya olur. Parası var mı? Var. Mülkü var mı? Var. İşi var mı? Var. Namaz arada kılıyor. İyi insan, kalbi temiz. Ha. Ben çok iyi niyetliyim hocam. Hep iyi niyetimden buluyorum. Yok ya. Yok ya. Kimi kandırıyoruz ya? Niye hep biz iyiyiz de insanlar kötü? Kanmayın. Bu insanlar böyle kötü, bu insanlar şöyle felaket, bu insanlar... Hayır kardeşim, insanlar güzel. Bizim insanımız güzel. Cahildir, sıkıntıdır, bilmiyordur ama güzeldir. İnsan güzeldir. Allah kötü şey yaratmaz. Muhabbetle yaklaşınca farklılaşıyor. Ama bizde o işte muhabbetle yaklaşacak sabır, irade ve niyet yok. Muhabbet yok. Nasıl tahsil edeceğiz? Hele bir sevmeye başla. Bir çiçeği sev, bir kuşu sev, bir taşı sev, bir çocuğu sev. Bak bu nasıl gelişecek? Var içeride o. Kiminde daha derin, kiminde daha yakında. Bir toprağın zemini gibi düşünün. Kimisi daha diptedir, kimisi daha yukarıdadır. Ama bulursun, uğraşacaksın. Ama nasıl bulacaksın? Şu alanı bir bahçe gibi düşünün. Kazı çalışması yapacağız. Bunun içinde bir yeri kazacağız. Bir yeri 100 metre mi kazsam su bulma ihtimalim var. 100 yeri birer metre kazsam. Bizim yaptığımız şey genelde 100 ayrı tekniği birer metre kazıp hallediyor. 100 ayrı yer birer metre kazdım. Ama 100 ayrı yer kazdım hocam. Yok. Uğraşmadın ki. Sabit kadem olmadın ki. Bendenizin anlayabildiği, görebildiğim, dinleyebildiğim biraz şey var. Konforumuzu seviyoruz. Biz bunu kabul edelim. Rahatımız bozulmasın. Rahatımız bozulmasın. Şimdi diyelim ki yani yaşayan, İslam'ı yaşayan bir baba var. İşte Kur'an'ını okuyor. Sabah namazını eda etmiş camide gelmiş sonra Kur'an'ını açmış. Okuyor evde. İşte özel tesbihatları var. Onları çekiyor. Çocuğu uyandı. Baba. Ne var dedi. O Kur'an var ya. O tesbihat var ya. O hiç işlememiş ona. Oğlum buyur gel demesi lazım. Yavrum gel demesi. Anne. O iş yaparken, yemek yaparken, bir şey yaparken aman ya Rabbi ben nefsi ağır gelse bile nefsime muhalefet ediyorum. Ne olur ya yalvarıyorum şu muhabbeti ihsan et benim gönlüme demiyorsa zaten sıkıntı var. Nasıl iyi olacak ki bu insan?
Terapistlere gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. O benlikler şişiyor, şişiyor, şişiyor. Yani iyi olanları böyle olmayanlar var. Çok çok var hem de. Çok güzel hocalarımız var. Çok güzel büyüklerimiz var. İnanılmaz büyük hizmetleri var. Ama sıkıntılı olanları da var. Tüm her şeyi ben yaparım, ben istemiyorum, benim ihtiyacım, benim hayatım, benim arzularım, ben, hadi Allah mübarek etsin. Sonra yeni tarz, aynı haz diyor kola, hemen o devam. Durmak zorundayız. Bu hayatta durmak zorundayız. Bendeniz çok böyle çok yoğun çalışan danışanlarımdan bunu rica ederim. Yani yarım saatte olsa bir dur ya. Yapamadın. 5 dakikaya da razıyım. Seccade üzerinde 5 dakika konuşmadan bir dur. Çatlar çoğu insan, duramaz. Çatlar patlar gene duramaz. Bir denesenize. 5 dakika Allah'a dua edin. 5 dakika ya. Hocam ne demiş? Etmiyoruz. 5 dakika sürmüyor. Sürmüyor. Çoğu ezber zaten. Şimdi manası şey yok ya. Yani. Öyle denmiş. Çat 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 çat. Böyle tarihine abi bitti. Bir ya Allah'ım diyor muyuz? Allahümme diye bir inliyor muyuz yani? Allah'ım diyebilecek şeyimiz var ya, Rabbim benim, Allah'ım ya, Allah'ım yani. Kimim var ya, nereye gideyim ya? Fatih Çıtlık Hoca'nın Fatih Hatıratı diye bir kitabı var. Orada Fatih semtinde yaşayan bir anneden bahsediliyor. Annenin ağzı dualı mübarek bir zat. Böyle dua isterlermiş. Annemize dua et, sorunumuz var. O annemiz de seherde ararmış dua isteyenleri. Uyuyorsa, telefona bakmıyorsa, sesi uykulu geliyorsa tamam dermiş, telefonu kapatırmış, dua etmezmiş. Dermiş ki derdi olanın seherde uyanık, uyuyor halde ne işi var? Derdin gerçekliğini bir de oradan bakalım. Vazifeyi yapmıyoruz, koruma alanımız yok. Sonra buna dert geliyor diyoruz. Yani şey gibi, elimizde şemsiyemiz var, açmıyoruz, yağmur yağdı, ıslandı. Aç. Ha, açtın, ona rağmen ıslandın, ayrı ama daha az ıslanırsın. O şemsiyeyi açma, yağmurda ıslandım de. Hocam, hiç insanlar kalmadı, hiç böyle şeyler, meclisler yok, hiç böyle abiler yok. Biz çok kandık, bizi kandırdılar. Böyle insanlar şöyleydi, böyle bilmem ne böyleydi. Hazreti Mevlevlana 700 yıl önce yazmış Küfür Fedaisi diye bir kıssa. Mesnevi Manevisi'nde bir kıssa var Küfür Fedaisi diye. Birebir bu yaşadığımız olayları anlatıyor zaten. Zannediyoruz ki bu zaman özel, her zaman vardı. Bundan sonra da olacak. Biz kanmayacağız, biz. Gözümüz açık olacak. Ne yapıyor bu adam? Buraya geldiniz, çok samimi söylüyorum size. Allah ile ilgili şüpheniz oluyorsa burada, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetsizlik oluyorsa, canınız sıkılıyor böyle, daralıyorsunuz, böyle nefes alamayacak haldesiniz, kötü anlamda. Manaya dair bir soğukluk geliyor. Gelmeyin, yüzüme bakmayın, her tarafta da beni ifşa edin. Bu adama gitmeyin, bu adam böyle diye. Ben size gelin, ifşa etmelerine söyleyin, bir daha buraya çıkmayayım. Bu kadar da net diyorum size. Çünkü kendimi de yakarım, başkalarını da yakarım. Varsa böyle bir şey, kusurumuz varsa ya da düzeltiriz. Deyin ki şöyle şöyle yanlış yaptın, eyvallah deriz, düzeltiriz. Olmuyor, düzelmiyor, hastalık, tedavi ona kadar çıkmayız. Yapmayız yani. Zararımız varsa niye yapalım? Bir doktor için cerrah elleri böyle titriyor. Ameliyat yaptırırlar mı? Ama yok, yoksa
bir içinizde böyle bir muhabbet hasıl oluyorsa, ne olur o muhabbetin peşinden gidin. Korkmayın. Ama bedelini ödemeye razı olun. Her şeyin bir bedeli var. O bedeli ödemeyeceğim diye bir şey yapmamak kişiyi bulunduğu halden daha kötü hale getirir. Sorunu kabul etmemek daha kötü hale getirir. Bir sürü insan geliyor. Hiç elhamdülillah artık hiçbirine kanmıyorum. Hocam biz sizi duyduk, siz çok iyisiniz, biz geldik size, hemen sorunu çöz. Hadi diyorum, bir başlayalım, konuşuyoruz. Ooo, teslim olana kadar. Bir iş müdahale yaptığına kadar aylar geçiyor. Muhabbetle, sabırla dinliyoruz. Evet, böyle olur, şöyle olur. Onun alanından, ilgilendiği alandan, oradan örnek bul, buradan şunu yap, buradan bunu yap. Sırf şeyden, o alana çalışsın, oraya yüzleşsin, orayı fark etsin. Yoksa dan söylesem kaçacak yani. Hani müşkülü çözüyorsun. Ama bazıları var, talip zaten. Diyor ki hocam ya ben bıktım artık bu halimden, ya beni kurtar. Geliyor çat çut işler bitiyor, hadi görüşürüz, selamünaleyküm, aleykümselam. İşte tamam. Böyle yanıyor mu ya iç yani böyle, yanıyor mu yani? Yangın var mı? Bahanelerimiz varsa, alternatiflerimiz varsa hiçbir zaman yol alamayız. Ben size diyorlar hocam siz böyle çalışıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, oraya gidiyorsunuz, buraya gidiyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz. Gene az. Kendi sağımda kendimin yapması gereken o kadar çok şey var ki birçok şeyi yapmıyorum. Hepsini uyuyorum. O benimle alakalı. Dışarıdan çok şey yapıyor gibi görünebilir başkası için. Beni ilgilendirmiyor. Ben kendim biliyorum. Vicdanımı biliyorum. Durmuyor çünkü. Ama en azından razı değilim diyorum. Yani mış gibi yapmıyorum, razıymış gibi oynamıyorum. Bendeniz hayatımda genelde alternatifleri ortadan kaldırmaya çalışırım. Bir işe başlamadan önce. Kaçacağım alanları, kaçabileceğim alanları, tahmin ettiğim alanların önünü tıkamaya çalışırım. Tıkayım ki önünü, sıkıntı çıkmasın diye. Kaçacak alanım kalmasın diye. Vazifemden geri kalmayayım diye. Eğer alternatifim varsa, kaçacak alanım varsa, kendimi oyalayabileceğim, teselli bulacağım Allah'ın razı olduğu şeylerin dışında bir teselli arayışım varsa, onları tıkamazsam oraya kaçarım. Ve şunu söyleyeyim çok rahatlıkla, hiçbir zaman nefsimden emin değilim. Elhamdülillah. Her türlü haltı, her türlü naniyi yiyebilirim. O kadar da rahatım. Bu konuda. Kabul ediyorum, benim nefsim böyle. Kişi kabul etmezse bunu ne olur? Yaptığı şeyi göremez bile. Hatayı fark edemez bile. Ben bunu katiyen yapmam. Aklınız varsa kimseyi kıramayın. Yani kimseyi kınamayın. Her şey olur. Olmaz olmaz diye bir şey olmaz. Olur. Her şey olur. Ama biz ne yapacağız? Oldu. En kötüsü oldu. Bir daha. Tövbe yarabbim. Estağfurullah elezim. Tövbe yarabbim. Yanacak o iç. Yanacak. Öyle yanacak ki hiçbir şey tat vermez hale gelecek. Böyle olduk da Allah bizi bırak da. Böyle dertlendik de Allah bir çıkış kapısı göstermedi ha. Ama dünya tatlı, güzel. Arabası var, evi var, eşyası var. Kadını var, erkeği var, makamı var, ilgisi var. Dünya güzel tabi. Diyorlar ya. Hoca diyorlar. Aha biliyor falan hoca. Yüksel yani bunlar. Biz bunlara takılıp kalırsak nasıl yol alacağız?
Ya kardeşler bile aralarında birine anne baba fazla böyle muhabbet gösterdiği zaman diyor ki ya ne oluyor diyor. Karı koca arasında bile böyle gözü bir dışarı böyle bir baksın hemen o işler neydi diye değişiyor. Arkadaşlar arasında da öyle. Kankam benim dostum, canım, ciğerim, kardeşim böyle evleniyor ya da bir arkadaş hayatına giriyor derken hemen diğeri böyle bir tuhaflaşıyor. Bu dışa dönmek zorunda değil, iç alemde bile oluyor bu. İşte bana şöyle yaptı da o da böyle yapmadı. Bana böyle etti de şuna şöyle etmedi. Bu oluyor. Bir hoca efendinin talebelerine söylediği şey. Ahiretteki tek fazla soru sormayacak oğlum demiş Allah. Ben sen neydim? Sen kimleydin? Aha size mihenk taşı. Dünyaylaydım. İşim neydim? Gücüm neydim? Makamlaydım? Onlaydım? Bunların hepsi gerekli. Allah'ın rızası varsa. Hepsi lüzumsuz. Allah'ın rızası yoksa. Bu işleri birileri yapacak. Bu şeyi biri soyunacak yani. Bu olacak. Bu devlet yönetilecek. Bu makam olacak. Bu hizmet gidecek. Burada ders yapılacak. Burada bilmem ne iş yapılacak. Yapılacak yani. Buna biri lazım. Ama Allah'ın rızasını gözeten biri bu işe soyulsa daha farklı olur. Ama işin garip tarafı ne biliyor musunuz? Yani kendiniz bunu defaatle duydum. Bunu siz de duymuşsunuzdur. İşte Avrupalılar çok fazla disiplinli. İşte onların ahlakı çok iyi. Ya böyle yüzüme böyle söyleyince bendenizin çok 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 ağrıma gidiyorsun. Ağzına gitmiyor mu ya? Yani ahlak, Muhammed'in emin olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem varken, onun ümmeti olduğunu iddia eden biri varken, adam beni değil de, hani şahsımdan bahsetmiyorum, bir Müslümanı değil de, elin Japon'unu bilmem ne, Avrupalısını bana örnek göz gösteriyor. O kadar insan değil miyim yahu ben? O zaman bir iki Müslüman, çünkü din insana gelir. Müslümanlık ince insanlık. O ince insan olamadıysam ne ahkam kesiyorum Müslümanım ben böyleyim ben şöyleyim diye. Asmaya kesmeye girince herkes kolay. Sosyal medyadan bilmem ne paylaşmalar bilmem ne saatte şey oldu. Tövbe estağfurullah. Her günün ayrı şeyi var paylaşmayınca ya cevap bile hocam şu konu hakkında hiç yorum yapmadınız ne deden. Yok ya her konuyu gündemi takip edeceğim yorum yapacağım. Analiz. Ne işin var? Şurada şehit şeyi var, niye söylemedin? Burada bilinen ne patlamışsa niye yazmadın? Şurada şu olay var, niye bu? Futbol maçında böyle olay oldu, toplumun hali iyice niye yazmıyorsun? Bendeniz böyle talebeler gelirdi, üniversite öğrencileri. Onlara bir şey anlatırdım. Günde 10 sayfa kitap okuyun derdi. 10 sayfa, 11 sayfa değil, 10 sayfa. Ayda 300 sayfa ediyor. Ortalama bir kitap, yani iyi bir kitap 300 sayfa yani. Çarpı 12, yani 12 kitap oldu. Çarpı 4, ne etti? 48 kitap, evet. 4 yıl mezuniyette 48 kitabı etmiş oluyor. Allah aşkına. Sordum, çok sordum gençlere. 48 kitap okudunuz mu diye. Günde 10 sayfa. Fazla değil. Az ama düzenli. Allah-u Teala buyuruyor. Az ama düzenli ibadet güzel. Çok mu zor? Zor. Zor, gerçekten zor. Başta işte zor. Sonra alışkanlık haline dönüşüyor. Meleke kesmediyor. Olmadan olmaz hale geliyor. Mesela çay triyakileri vardır. Çay içmeden başlayayım. Kahve triyakisi. Kahve içmeden hayatıma ben başlayayım. İşte bunun modern hali var. Starbucks'tan ne frappuccino içmeden şey yapmıyor. Latte bilmem ne bir şeyler var. Onları içmeden olmuyor tabii. O görünecek yani.
Paylaşıyoruz, paylaşıyoruz. Her şeyimizi paylaşıyoruz. Teşhir ürününü alıyor muyuz? Hayır. Yani çok zorda kalmazsak hayır. Teşhir ediyoruz kendimizi sürekli. Çocuğumuzu, muhabbetimizi, sofralarımızı. Hiç kötü fotoğrafını paylaşan biri var mı? Kötü çıktı. Yok, herkes en güzel şeyini paylaşacak. En güzel açı. Zayıf göründüğüm olsun, kaslı göründüğüm olsun. Kamu kamera açısıyla ışıkları yapıyor bunlar. Şimdi işte tuhaf. Para da kazanırlar tabii. İnsanların zihni de diyor bu şey yapıyor. Uğraşıyor bak hocam burada para var, böyle iş var, böyle zengin oluyorsun, ben böyle hizmet edeceğim. Ben şöyle yapacağım. İşin kötü tarafı var orada. Diyorlar ki nefs ruhu taklit ediyor. Hayda. Yani manadan tat alıyormuş gibi, ruhi bir iş yapıyormuş gibi dururken bayağı nefse çalışıyor kişi. Nasıl olur bu? Bunun çok uç örneği bir fıkra var. Yani fıkra değil de aslında işte. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Zaten biri bir camiye giriyor, büyük camilerden birine. İşte iki rekat mescit namazını kılabilecek. Öyle bir namaz kılıyor ki kıyafeti falan tril tril böyle. Yani. Herkes onu izliyor böyle. Vakti de az kalmış. Herhalde ikindi vaktidir ki kerahata falan girmemiştir. Öyle değildir. İkindidir muhtemelen. Öyle bir namaz kılmış ki artık dedeler falan böyle çocuklarına, şimdi az çocuklar ama eskiden alırlarmış dedeler tabii çocuklarını. Babalar çocuklarını götürürlermiş. Babalar dediler gitmiyor ki çocukları götürsünler. O da şöyle göstermişler, bak oğlum böyle secde edeceksin, böyle rükû, böyle kıyam. Ayakların böyle duracak, ellerini böyle bak, böyle namaz bu. Selam vermiş, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm. Dönmüş, bir de oruçluyum demiş yani. Bir de oruçluyum yani. Yani öyle bir namaz kıldım ki ben bak. Şimdi bu namaz Allah için değil. Şimdi bu seminere çıktım. Bir de taşı kendimize vuralım. Hep başkasına olmaz. Sizi şaşırttım, güldürdüm, hüzünlendirdim. Ya manaya dair bir şeyler söyledim. Enerji değişik falan. Ben yaptım yani bunu. Nefis der mi? Der. Ne demek lazım? Estağfurullah. Estağfurullah. Euzubillah. Bismillah. Şeytan. Estağfurullah. Estağfurullah. Demiyoruz. Deme. Yani tercih hakkın var. Allah'ın bize müsaade etmesiyle razı olması arasında fark var. Allah her şeye müsaade edebilir. Ama razı değildir. İki yol var. İki yol, tamam. Ya Allah'lıyız ya Allah'sız. Başka alternatif de yok. Böyle yarım şuradan şunu tutayım, buradan bunu tutayım, oradan onu alayım. Yok yok öyle bir dünya. İşime gelmiyor bu. Gelmesin yapacağız işte. Ha şunu desek gene kabul. Ya ben şu an bunu yapamıyorum. Nefsime ağır yar geliyor. Biliyorum. İçki içiyorum Allah muhafaza. İşte biliyorum bu haram ya. Ama müptela oldum. Ne olur bana dua edin diyorum. Bu kişiye sen ayyaşsın için diyemezsin. Ama burada niye diyemiyorsun? Sorumluluğunu azaldı çünkü. Ben yaptım dedi. Ben zulmettim dedi. Beni babam böyle yaptı, annem böyle yaptı, kardeşim böyle yaptı, hayat beni buraya getirdi. Ah felek, bir de nerelere gidiyor. Şarkı dinlerken bile Allah korusun, dinden çıkacağız farkımızda dedi. Söylüyoruz falan böyle. Feleğin çarkına çomak sokarım falan. Enteresan şeyler. Hayır bir de seviyordum eskiden de, bir sıkıntı yani. Ah dünya zalim, dünya falan. Yani niye dünya zalim? Dünya zalim falan değil ya. Dünyanın bir sıkıntısı yok. Ya kainata baksanıza, dünyada ne gibi sıkıntı var ya. Doğaya, kuşlara, ağaçlara, böceğe, sisteme. İnsanın girdiği yerde sıkıntı var. Ya
Bu haşa huzurdan. Bu hayvanların didi çıksa bile bir şekilde toprağa karışıp gübre oluyor da bu insanda enteresan bir şey var. Envar çizgi yemek giriyor bozulup çıkıyor yani. Posası çıkıyor ve kötü çıkıyor. O etinden, sütünden, derisinden, bilmem her şeyinden faydalanıyorsun da insanın neyinden faydalanıyorsun? Ama insan öyle bir varlık ki, içinde öyle bir mana var ki, buyuruyor ki aslında hepsini sizin için yarattım. Seni muhatap kıldım. O yüzden soruyor. Ey insan, seni kerim olan Rabbine karşı seni aldatan nedir diye. Bu kadar kerim, ne oldu da aldandın? Bunu size söylemiyorum, kendi nefsime söylüyorum. Ya gerçekten samimiyetle söylüyorum. Ya, ne oldu da ya Rabbi senden niye kaçtın? Niye dua et? Niye dua etmedim? Soruyorum mesela, anlatıyor musunuz sıkıntınızı diye? Ya, birini anlatıyormuş gibi anlatıyor musunuz? Ben elhamdülillah sevdim. Yani bu dünyada sevgilidir tattım. Yani hayvan da olsa, çiçek de olsa, insan da bir şeyi sevdim. Allah sevdirtti. Bizden değil, Allah sevdirtti. Ya insan sevildiği bir biri olur. Onunla iki dakika daha muhabbet etmek için bile lafı uzatır. Bu kadar mı muhabbetimiz yok? Allah'la dua bu kadar kısa sürüyor. İki damla gözyaşı akmıyor. Pişmanlık yok yani. Şey gibi, posta memuru. Ya da böyle garson. Ya Rabbi ev ver, araba ver, sağlık ver, sıhhat ver, çocuk ver. İman ver, selamet ver, amin. Ya Allah'ım, ya Allah'ım, Allah'ım, estağfurullah. Ya Rabbi ben nasıl kaldım nefsime ya Rabbi, uydum nefsime, affet ya Rabbi. Ne olur affet ya Rabbi. Bırakma beni ya Rabbi. Kovma kapından ya, kovma bak ben razı değilim halimden, ne olur bırakma. Settarsın, gaffarsın, yapma. Ya Rab, aman ya Rab. Ya niye demiyoruz? Ya niye? Gerçekten anlamıyoruz. Sıkıntı var, problem var. Çok basit. Diyor, yalvarıyorum. 50 kuruş, 10 kuruş sadaka çıkartın. Her gün. Yok. Niye? Azıcık Kur'an'da mesaj koyalım. Azıcık. Mealine bak. Tefsirine bak. Ne dedi Rabbim bana? Bir böyle manaya dair duyacağın bir şey olsun hayatında. Bir 15 dakika. Bir kısa videolar var internette. Bir böyle bir kulak kapatsak. Yani ne oluyor? Ne anlatıyor bu insanlar? Ne söylüyor? Gündemleri ne yani? Ha diyorlar ki hocam siz hiç dünyaya dair bir şeyiniz yok. Var. Var vallahi var. Mailim bayağı var yani. Yemin de ettim var. Ama yani mail var diye yapmam mı lazım? Yani şunu çok arzuluyorum, bunu almam lazım, bunu alacağım, her şeye rağmen bunu alacağım. Bu yokken hayatımda ne değişiyor ki? Bunu aldım, kaç gün sürüyor sefası? Şöyle araba istiyorum ben, en babasından. 1 trilyon, 2 trilyon, 2 milyonluk araba. Bineceğim ve Ferrari, Porsche bilmem neydi. Aldım, bindim, tamam sonra. Gezdim daha çok, daha hızlı yaptım, daha hızlı sonra. Bir yenisi hemen değiştir. Zevk, partiye gideceğim, dans edeceğim, oynayacağım. Parti, after party. Ha? Sonra bir daha, sonra bir daha. Yetmiyor. Şimdi bağımlılıkta temel şey. Doz aşımı diye bir şey var. Vücut ona şey yapıyor. Artık onda tatmin olmuyor, daha fazlasındayız. İster hale geliyor. İstiyor, arttırıyor. Haz da böyle. Haz aldıkça daha fazla ister. Tatmin olmaz, daha fazla ister. Niye bağımlı oluyor insanlar? İçkiye, sigaraya, bilmem ne, ona bilmem. Bir tane alırken sıkıntı yok ama alıyor, o zevk artık azalmaya başlıyor, sonra arttırmak için bir daha arttıracak. İşte falanca bilmem nesi olan ev. Mutfağı şöyle, banyosu böyle, oturma grubu böyle, yatak odası şöyle. Daha iyisi anlamadık. Bütçe o etti. Yetti mi? Hayır.
aldın kullandın daha iyisi var. Ya çok sen bir şey soracağım. Bunda ayıp falan bir şey yok. 2 artı 1 ya 1 artı 1 bir evde mi oturmak isterseniz 2 artı 1 bir evde mi? 2 artı 1. 2-3 çocuğunuz var bir de düşünün. Çocuk misafiriniz oluyor falan. 2 artı 1, 3 artı 1 olsun. Bir de misafir odası olsun. Misafir banyosu olsun. Misafire hizmet edeyim. Bir de bir namaz odamı olsun, bir kütüphane mi olsun. Salonumda şöyle bir şey olsun. Böyle güzel. Ya bunun dünyadaki bu tadı alıyoruz da bu mana sahasında namazı kıldım, orucu tuttum, zekatı verdim, abdestliyim, şey yaptım bitti. Benim vazifem tamam. Allah-u Teala öyle buyurmuyor. Nafile ibadetlerle yaklaşık bulunuyor. Nafile ibadet illa namaz mı değil. Evet namaz güzeli. Oruç güzel. Bir anne, bir baba veya bir genç ailesinden herhangi bir su getirdi. Biri size su istedi. Şöyle bir niyetle su versiniz ne olur? Ya Rabbi bu kişi susamış benden su istedi. Benim kalbimin susuzluğunu, manaya susuzluğumu sen de benim bu kardeşimin susuzluğunu giderdiğim gibi gider dedi. Suyu öyle verdi. Aha sana ibadet. Allah'ım iç. Verme o suyu o zaman. Yapma o zaman o işi. Söylenemiyorsan yapma. Bozma yani güzelliği. İşte suyun molekülleri değişiyormuş da bilmem ne deneyi yapıyorlarmış da. İnsan ne oluyor? Sen nasıl kadınsın, sen nasıl adamsın, senden iş mi olur, senden nasıl çocuksun, sen böyle başımın belası. Söylüyor vücut buluyor. Sonra niye öyle oldu diyor. Sonra getiriyorlar çocukları. Hocam şunu düzeltin. Ben rahat için ben çocuklara çalışmıyorum diyor. Ama diyorum anne baba sen gel. Hocam bizde bir şey yok ki. hiç yok. Hiç olmaz zaten. Bizde hiçbir sıkıntı olmaz. Bugün Allah için bir kardeşiniz olarak rica ediyorum. Şapkayı önümüze koyalım. Önce şu soruyu soralım kendimize. Ben talip miyim? Talebim ne? Talipsem neye talip? Allah'a talip. Güzel. Çok güzel. Allah'a talipsem ne yapmam lazım? İlk adımım ne? Nelerim eksik? Allah benden ne istiyor? Kulluk. Bu kulluğu nasıl yapabilirim? İbadet, taat hayatım nasıl? Muhabbetim nasıl? Anne babama hürmetim nasıl? Çevreme hürmetim bu nasıl? Bediüzzaman Hazretleri'nin sanırım Meyveler Risalesi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Öyle çok bildiğimden değil de bir abim söyledi oradan hatırımda kaldı. Böyle 4 tane çemberden bahsediyor. İnsanın vazife alanlarıyla alakalı. En iç halkada diyor Allah, Hazreti Allah vardır. Kulun Allah'la olan ilişkisidir diyor. Temel ilişki kuracağı şey odur. İkinci halkada aile, yakın akraba, konu komşu, cemiyeti vesaire vardır. Üçüncü halkada o uzak akraba, işte diğer mahallelerdeki ilişkiler, semtindeki olaylar, en dış halkada ülke meseleleri falan vardır. Kim diyor bu sıralamayı yerini değiştirir? Huzuru kaçar, tadı bozulur, düzeni bozulur, sistemi alt üst olur. Düşünelim ya. Bilmem ne siyaset programı, bilmem ne dizisi, bilmem ne şeyi bizim çocuğumuzun sıkıntısından daha mı değerli? Ben size muhabbete hasıl olması için bir yöntem söyleyeyim ben mesela. Kim varsa şey, bunu arkadaşınızla da yapabilirsiniz. Eşiniz, dostunuzla da yapabilirsiniz. Çocuğunuzla da yapabilirsiniz. Küçük çocukla da yapabilirsiniz. Hiç sıkıntısı yok. Elle tutuşun, gözün içine bakın, tek kelamda etmeyin. Bakın neler olacak. Bakın neler olacak. Çoğu kişi darma duman oluyor. Yakınlığa hazır bile değiliz. Yakınlığa hazır bile değiliz. Beni anlasınlar falan. Geliyor insanlar. Beni kimse anlamıyor hocam.
Danışanlarımda çok sorarım bu soruyu. Hocam diyorlar, siz beni bayağı anlamlıyorsunuz. Bazen diyor, beni benden iyi anlıyor bu adam, nasıl yapıyor diyor. Yani garip bir şey. Hemen şeye vuruyorlar tabii. Bir emanet mi var bu adamda, böyle bir cinni mi, nedir bu böyle? Özelliği mi var, manevi bir şey mi bu? Ya o kadar için maneviyata gerek yok, söyleyeyim yani. Çok net söyleyeyim. Bunu anlamak için maneviyata gerek yok. Dinlesen kafi. Yani bunu çünkü maneviyatı olmayan kişiler de yapıyor. Yani bir İslam algısı olmayan kişiler de bunu yapabiliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ya adam kalbinin atışını durdurabiliyor ya çalışarak. Bedenine hüküm sağlıyor. Ateşe tutuyor. Camın üstünden yürüyor. Yapıyorlar yani bunlar. Bunlar mesele değil ki. Ahlak-ı Muhammedi mesele. Onu geçin. Sallallahu aleyhi ve sellem. O yakıkın diyorlar ki beni işte siz bayağı iyi anlıyorsunuz. Ben soruyorum. Çevrenizdeki insanların benim size anladığım gibi anlamasını ister misiniz? Daha evet cevabını aldığım olmadı. Çünkü hep kaçacağımız bir yer arıyoruz. İlişkiden kaçarsak yol alamayız, büyüyemeyiz, şifalanamayız. İnsan ötekine muhtaçtır. İslam insanı aktif ister, hayatta ister. İşte camide hiç çalışmadan duran, sadece namazını kılan, elinde tesbih, hiçbir işte bulunmayan değil. Aktif olacak, sağda olacak, hizmeti ne yapabiliyorsa. Haşa, böyle kişiyi şey yapmıyorum. Vazifesi vardır. Camidedir. İşi gücü vardır. Onu yapacak. Talebe işini yapacak. Hoca işini yapacak. Anne işini yapacak. Evdeki çocukları yetim bırakıp da bilmem ne yetim, bu yetimhanesinde, çocuk sevgi evlerinde ben bebeğine hizmet ediyorum zannına kapılan kişiler, kusura bakmasın, nefislerini kandırıyor sadece. Sıralama var çünkü. Sadakayı, zekatı verirken bile bir sıralama var. Akraba muhtaç, sen fi yerindeki yere alıyorsun. Yolla, Allah mübarek etsin. İkisini birden yap, çok güzel oldu. Ama bir ama hocam bizim akrabaları sorma. Çok büyük sıkıntı. Muhabbet. Şükür vesilesi bile olur. Ben de öyle olabilirdim. Ne mutlu bana, Allah bana imana nasip etti. Ama bunu demek için önce durmak gerekiyor. Durulanmak istiyoruz aslında. Böyle dup duru bir su. Değil mi? Ama önce durması lazım o suyun durulanması için. Uyanmak lazım. Gaflet uykusundan uyanmak lazım. Uyanamadık. Allah'a her an gaflet uykusuna uyandığımızı zannetsek bile gaflet uykusuna uyandır beni ya Rabbi demek lazım. Bilmiyorum ki kaç kez inecek bu şefkat tokatı. Ne zaman anlayacağız? Bir şey yanlış gidiyor, ne zaman diyeceğiz? Hevamız var, hevesimiz var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar, Allah'ın en sevmediği put, kişinin kendi hevasıdır. Böyle sanki gönlümüz çölleşmiş. Gözyaşı akıyor, çöl de öyledir. Suyu böyle dökerseniz kurumuş toprakta, çok sıcak hava. Dökersiniz, daha döktüğünüz anda buharlaşır o. Toprağa bile girmez. Gözyaşlarımız akıyor da kalbe inmiyor. Kalbi inmeyince kalbi temizlemiyor. Dinlemiyoruz. Önce dinlemeliyiz. Dinleyeceğiz ki dinlenelim. Dinleyeceğiz ki dinlenelim. Bedenen dinlenelim. Dinleyeceğiz ki dinlenelim. Din sahibi olalım. Dinleyeceğiz ki dinlenelim. Biri tarafından dinlenelim. Muhatap kabul edelim. Size hiç dinle, hiç mimiklerinize bakmasam, bu dersin nasıl mesela seyrinin gittiğini hiç izlemesem, ben kafama göre konuşsam, iş olur mu? Ya interaktif bir şey olur mu?
Şu an oradan buraya yoğun bir akış var. Buradan da oraya olması lazım. Burada da bir duvar olsa. Ne kadar dinleyebilirsiniz? Tabii bu kadar dinlemenin üzerine bir de söz dinlemek lazım. Kimin sözünü? Nefsin sözünü değil, şeytanın sözünü değil. Muzaffer Efendi var. Hazır. Göçtü. Allah şefaatine dair. Şeytan insanı cennete de götürür dermiş. Yap dediğini yapmazsın, sen de dinlersin. Bakın, şeytanı bile dışlanıyorlar. Git başıma falan yok yani. Yani diyor zaten, uğraşmıyorlar. Ama şeytan bile insanı menziline ulaştırır diyor. Yani aldanma ona. Yap dediğini yapma, bak geri gidersin. Ama kaşınmayın ha. Ben şeytanı hep yap dediğini yapıp tersini yaparım, onu dinlemeye kalkmayın. Devam o. Ezim esmeriye devam. Bir de başarı derdinden vazgeçmemiz lazım. Muvaffak olmak lazım. Bunu başaracağım. Bunu başarmalıyım. Üniversiteyi başaracağım. En birinci yol olacağım. Şöyle olacağım. Ben yaptım. Gene aynı şey. Gene aynı hastalık. Gayret edip ya Rabbim. Sonunda aldık mı? Evet. Ya Rabbim sen nasip ettin. Nefsi törpüleminin güzel yollarından biri. Ya hocam olur mu ama ya? Gece uykusuz kaldım. Kaç bin tane test çözdüm. O kadar uğraştım, kurslara gittim, gezmedim, tozmadım, yemedim, içmedim. Ben yaptım ya bunu. Sınavda sağ kolum, sağ bacağım uyuştu. Kaldıramıyorum kolum. Böyle kaldım. Sol elle çözdüm. Ödüm kopuyor, kolum böyle kalacak diye. Ayağımı oynatamıyorum. Böyle diğeri hareket ettiremiyorum yani. Çalıştın, ne oldu? Yıllarca spor yaptım. Sınavlara bir hafta kala küt iki ayağımdan birden sakatlandım. Hayda. Ne oldu? Hani yetiyordu çalışmak? Bu gölgelikte dünya gölgelik. Efendim sorsam öyle buyuruyor. Bu dünya bir gölgelik. İnsan bir yerden bir yere giden bir yolcudur. Bir dünya hayatı da bir ağacın altında gölgelendiği, dinlendiği zaman kadardır. O gölgelikteki, o koku kadar. Dünya tarifi bu efendim sosyalistim. Hadis-i Şerif'te geçiyor. Bu gölgelikte mutmain olmanın yolu dünya ile değil tabii. Ama harabatım ben, perişanım, dıkığım, döküğüm. Defilelere malik, nice viraneler var diyorlar. Dolayısıyla sen kendine de şey yapma. Sen tövbe yoludur. Bir kez kalbi Allah de bulasak, iş çözülür zaten. Bir kez kalbi Allah. Talimmiş, bütün namazlar, ibadet ve taatlar bir kez Allah demenin talimiymiş. Dil Allah diyor. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri diye açıklamıyoruz. 66 ismi Celal'miş dersi. Ağır geliyor. Nasıl Allah diyorsa artık. Ben 1 milyon Allah desem. Tabii sıkıntı olur da. Yani 1000 Allah diyeyim gene yani. O ağırlık yok yani diyorsun. Nasıl Allah diyor acaba? Hazreti Ali Efendimiz'e geliyor bir sahabe, beni okuyor Ali, çok çok hasta, aman ya, okuyor, ne okudun ya Ali, çok iyi geldi, Fatiha diyor, ama ben okuyorum olmuyor. Hazreti Ali'nin ağzı lazım, Kerem Allah'a veçiyor, vezatı. Ya, güvenmeyeceğiz ya, malla kendimize güvenmeyeceğiz aslında, özeti bu. Dünya hayatını Hazreti bir Efendimiz şöyle şey yapıyor, tarif ediyor. Gemi için su neyse, Müslüman için dünya odur. İçine girerse batırır. Müslüman için dünyanın şeyi, işte o geminin suyla ilişkisi gibi. İçimize girmeyecek.
Cebimizde çok olabilir. Gönlümüzde olmayacak. Muzaffer Efendi'nin duası. Cebinizde çok, gönlünüzde yok olsun demiş. Bunun için sınırlarımızı biliyor olmamız lazım. Bunun için sorumluluğumuzu alıyor olmamız lazım. Bunun için bir teselli kaynağı oluşmuş lazım. Bir teselliye ihtiyacımız var. Nedir o teselli? İnsan kendini nasıl teselli eder? Allahsız teselli olur mu ya? Aziz Allah. Cevap da geldi. Olmuyormuş. Hacı Yusuf Hamedani Hazretleri şöyle buyuruyor. Hayat nedir diye sözü sorarsan, hayat avunmak ve teselli olmaktır diyor. Canlı kimdir diye. Hacı Yusuf Hamedani Hazretleri Hoca Ahmet Yesevi'nin büyüğü, hocası. Hoca Ahmet Yesevi daha hani bilinlik. Hacı Yusuf Hamedani değil mi? İnsanlar bakıyor. Ama yani soruyorum işte, kaç çeşit yemek biliyorsunuz diye sorsam, burada bir kardeşim var, kaç tane futbolcu biliyorsun diye sorsam, daha fazla biliriz yani. O da ayrı meselemiz. Canlı kimdir diye sorarsam, canlı da avunan ve teselli olan kişidir diyor. Neyle avunduğumuz da bizim kim olduğumuzu belirliyor işte. Kimiz biz? Dünyayla mı? Dünya kadarsın. Ama hocam dünya çok güzel. Ben de mi güzelim? Dünyanın güzelliği kendine, bize değil. Dünyanın güzel oluşu bizim güzel oluşumuzun anlamına gelmiyor. Ben dünyayla teselli olursa, sürekli ben dersem, o dünya bana güzel yüzünü değil, çirkin yüzünü gösterir. O güzelliği göremez hale gelirim. Tat alamaz hale gelirim. Dertli insan, böyle kafasını yattı toprağa, çayıra, çimene, derdi var, böyle bakıyor boş boş. Bir de bir insan var, yattı bulutlara bakıyor, bulutları seyrediyor. Küçükken oynardık biz. Bulutlardan şekil yapardık. Şuna benziyor, buna benziyor, şöyle diyor, böyle oluyor. Şimdi elhamdülillah öyle o nazarla bakmayan kalite diyorum. Ya Rabbi diyorum, ne acayip. Ne garip sistemi. Onlar öyle üstünden gidiyor. Tonlarca su içinde duruyor. Ama aşağı inmiyor. Rengi değişince farklı oluyor. Hızları bir tuhaf oluyor. Uçakta gidiyor. Geçen Konya'ya gittik. Elhamdülillah. Uçakta gidiyorsun. Altta bulut, üstte bulut. Böyle tuhaf bir şey var. Hani seyretmek lazım ya. Ama dertliyken olur mu? Neyi seyrediyorsun? Şu ne olacak şimdi bu işte. Böyle diyor, daralıyorum hocam diyor. Buraya böyle bir şey oturuyor, böyle nefes alamıyorum diyor. Bir durmak lazım. İnşallah nasıl duracağımıza dair kısımları da daha ileriki de bu derslerde yaparız. İnşallah. Ama hadi şunu söyleyeyim bana, duracağımıza dair buna soracak. Aslında söyledim de. Hadi 3 dakika diye düşünelim. 3 dakika seccadede böyle bir oturun bakalım. Bir şey demenize de gerek yok. Elinizi şöyle açın. Kafanızı kalbinize doğru götürün. Gözlerinizi kapatın. Saati de kurun. 3 dakika ya. Hani çok olur falan. Nasıl? Ya da secde durun. Ya biz ona razıyız abi. Dursunlar öyle de. Şöyle bir elinizi bir açın ya. Hiçbir şey dediğinize gerek yok. Kalbinizden Allah'ım diye sadece. Allah'ım size sadece. Nereye gideyim diye. Allah'ım size. Geldim sana. Hayır hocam, ben seccade romanda oturduğun yeri bu yerde yap. İşte hocam oturduğum yer, tamam yolda giderken yap. Arabayı sen kullanmıyorsan. Ne olacak, toplu taşımada şöyle dur. Kapat gözünü, dur yani şöyle. Uyuyor zannetsinler.
Ne olur dursak? Yakınlık olur inşallah. Rabbim inşallah hayırları fetheylesin, şerleri def eylesin. Cenab-ı Hak sizleri ve bizleri daima hayır üzere sabit kadem eylesin. Ahir ve akıbetimiz bu hayırla kaim olsun inşallah. Hakkımız hayırlı olanlar, gönlümüze razı, gönlümüzün razı oldukları hakkımız da hayırlı olsun. Hayırlı olanlar en kısa en kolay yoldan afiyetle nasip olsun. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva ihsanı olsun. Borçları helalinden borçlarına ödemek nasip olsun. Her türlü müşkülü olan bizden kim bizi insan sanıp da dua isteyen varsa her türlü müşkülleri halli asan olsun inşallah. Rabbim onları sırat-ı müstakim olan yolda sabit kalgıda dem eylesin. Büyüklerin duası ve himmeti üzerimize olsun. Dualarımız salihlerin duası olarak kabul buyursun inşallah. Allahümme ya muhalifülel halifülü vel ahval halifül halina ila ahsenil hal. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve tüb ileyh. Allahümme salli ve sellim ve barik eşrefe ve ekmele esedü nuri cemil enbiyayı vel musallin ve alihi velhamdülillahi rabbil alemin. İnşallah bu duaların kabulü, bu meclislerin bereketi için, her türlü sorunumuzun halli asan olması için üç ilahs bir Fatiha-i Şerif'i okuyuverin.